Efendim ben Seyhan Soylu. Her hafta VIP konuklarım oluyor. Onlarla sohbet ediyorum. Bilmediklerimi öğreniyorum. Öğrenirken de sizle paylaşıyorum. Siz değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz de bizimle birlikte öğreniyorsunuz. Sorular biraz tuhaf gelebiliyor. Karşımdaki insan doğru cevap veriyor ama. Çünkü ben o konuyu bilmiyorum. Aynı sizin gibiyim. Sizin soracağınız gibi soruyorum. Ben bilmediklerimi soruyorum ve bugün fuarla ilgili ne öğrenmek istiyorsam size soruyorum Aykut Bey. Efendim Aykut Levent Yavuş. Yazın şuraya. Yazdınız mı? Tamam mesela. Hemen KJ'yi. KJ dediğim şey ne efendim? Altta hani o siz bakarken altta numaralar yazıyor, isimler yazıyor ya. Televizyonculukta buna KJ deniyor. Efendim bilgiyi paylaşırsanız bilgi büyür, bilmediklerinizi de öğrenmiş olursunuz. Öğrenelim bakalım, ilk soru geliyor. Türkiye'de kaç tane fuar var Aykut Bey? Çok fuar var Seyhan Hanım. Çok fazla gerçekten, 600, 700, 800 yani. Belli değil, net olarak. Fuar alanları çok fazla Türkiye'de. Bir yakın varsa bile bunların içerisinde herhalde böyle altın buruş yapılan herhalde 100 tane, 200 tanesi gibi mi? Tabii yani. Peki bu fuarlara katılmak için ayrıca fuar yerlerine TÜYAPAS, YANAR'a bir para bedel ödeniyor ve bunlar metrekare olarak veriliyor değil mi? Evet doğru Seyhan Hanım, metrekare üzerinden fiyatlandırılıyor. O şekilde müşteriye, katılımcıya satışı yapılıyor. Satışı fuar alanının boş. Peki bu fuarlarla ilgili mesela glutenli, işte pastaydı, bilmem neydi, ne yani sallıyorum. Yani unla ilgili bir fuarla, makineyle ilgili bir fuarın standlarını kurmak için adamlar metrekareyi o fuar merkezlerinden fiyatları değişik olur mu? Evet. Fuar merkezlerinden boş alanın fiyatını satın alıyorlar. Ondan tamam. Sonra bizimle görüşüyorlar, irtibat kuruyorlar. Hayır, aynı mı fiyatlar? Stabil, aynı mı gidiyor? Değişebiliyor. Sektöre göre de değişebiliyor. Ama bizim fuar standlarına geldiği zaman burada tamamen orada nasıl bir stand tasarımı yapılmışsa ona göre fiyatlar, maliyetlendirme yapılıyor. Değişebiliyor. Standlarda peki, üzerinde değişkenlik gösteriyor. Peki sizin ulu mamulleri yapmış olduğunuz standla, tekstili yapmış olduğunuz standın metrekaresi aynı olsa bile fiyatlarında çok değişim oluyor mu kullandığınız aparatlara göre? Tabii değişim olur. Yani ne kadar vitrin... Yani mesela 100 metrekare salladım yani anlaşılsın diye total bir şey. 100 metrekarelik bir stand. Unlu mamullerdeki kullanmış olduğunuz atıyorum orada ağaç kullanırsınız da işte öbür tarafta metaller kullanırsınız. Kullandığınız metale göre veyahut da aparatlara göre kullanmış olduğunuz o neyse o oradaki o ürünler onların fiyatları artıyor tabii ki. Değil mi? Veya iniyor, yani, ucuz diyor. Müşterinin doğru. Tamamen ürünü ne kadar sergilemek istediğine bağlı, hangi tip stand istediğine bağlı, alüminyum stand, demonte standlarımız var. Onların maliyetleri daha uygun. Oluyor, başka bir tabii, yerde de kullanılıyor. Aynen dediğiniz gibi işte. Genelde alüminyum... ne oluyor? Atıyorlar mı onları? Yok, alüminyumdan yapılan standlar, onlar demonte standlar. Geliriz, kurarız, ondan sonra söküp götürüp depoya... Yani adam bir kere yaptırıyor size. Diyelim ki 50 metrekare bir stand yaptırdı. Evet. Alıyor onu, demonte olduğu için alıyor, deposunda muhafaza ediyor. Seneye genesi veyahut da aynı yıl içerisinde başka bir ilde varsa size diyor ki, Aykut Beyciğim diyor, böyle böyle şuraya kurulacak diyor. Siz alıyorsunuz, nakliyesini yapıyorsunuz. Yok. Mevcut olan yere kuruyorsunuz. Aslında tekrar. Şöyle öyle benim mi? Kendi depomda malzemelerim var. Ha. Bizden standı kiralıyorlar. Ha öyle de var. Bu şekilde. Ben müşteri geldiği zaman, sözleşmemi yaptığım zaman, fuar zamanında geldiğinde gidiyorum. Orada kendi malzememle standımı kuruyorum. Hangi tasarımı kaç tane yapmışsam. Standı, 3 tip stand aslında var. Bir tane Octonorm stand diyoruz. Octonorm yuvarlak alüminyum profilden yapılıyor. Hı hı. Maxima yine alüminyum profilden yapılan standlar var. Bunlar Maxima. Kare profilden yapılıyor. Evet. Bir de ahşaptan yapılan, sadece tamamen ahşaptan yapılan standlar var. MDF gibi mi kullanılıyor? Evet, suntalemden yapılan standlar var. Ama onlar dağılıyor, atılıyor gibi mi sonra? Ne oluyor? Yani aslında bir tekrar kullanılabilir ama ona göre sökülürse... düzgün sökülür. Bir şekilde sökülürse... Yani dolabı da 10 sefer sökersen 11. de gevşiyor. Yani aynen dediğiniz gibi. Düzgün bir şekilde sökülürse yapılabilir ama bu genelde olmuyor. Ahşap standlar olduğu zaman, fuar bittiği zaman peki, orada sayın, sökülüyor. Sayın Aykut, yani şunu sormak istiyorum size. Ben mesela geldim sizden standı aldım. Hı hı. 100 tane stand lazım bana. 100'ünü de tedarik edebiliyor musun bir fuar için? Yani yüzde... kaç tanesi var?
Yüzü de tedarik edilebilir ama bunlar tamamen önceden planlanması gereken şeyler. Yani, yani sizin 100 tane stand tane çok büyük bir alana. Vardır. Nasıl? Buyurun. Sizin deponuzda kaç stand vardır? Ben depomdan en az 10 tane stand çıkartabilirim. Ve önemli bir rakam mı bu? Ve varcılıkta. Yani önemli bir rakam tabii. Yani dışarıda da yoktur. Tedarikçilerim yani 100 tane, 150 tane filan aynı anda kurabilecek deposunda yaparlar. Var. Var büyük mı? Büyük firmalar da var aynı şekilde. Ona göre tabii yeri, zemini, her şeyi ona göre hazırlamak lazım. Yani müşteri geldiği zaman 100 tane stand istediği zaman hani 100 çok büyük bir alanı zaten bu kapsar ve bunun tamamen önceden planlanması gerekiyor. Bu 5-6 ay öncesinden belki de planlanması gereken şeyler. Tamamen o fuar başladığı zaman, kurulum daha doğrusu başladığı zaman öyle söyleyeyim. Bize verilen zaten bir 3 günlük veya bir 4 günlük süre. Biz bu kısa sürelerde... Hayır, ben birkaç tane fuara katıldım ve yani şey gibi çalışıyorsunuz, pire gibi ne kadar hızlı. Pırtır gerçekten... pırtır, pırtır 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 pırtır. Bir de mesela bir de son dakika yetişir hepsini. Niye o son dakikaya bırakılır her şey? İşte bize daha zaten verildiği için o kısa süreler, 3 günlük, 4 günlük bir süreler verildiği için zaten bunları biz o sırada yetiştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten yani resmen bir bina gibi bir inşaat yapıyoruz yani, orada. Ben görüyorum yani. Müthiş şeyler çıkıyor. İçerisinde bir zaten kurulum zamanında bir savaş alanı gibi her şey bir kargaşa. Herkes iş yetiştirmenin telaşında, bütün çalışanlar. Biz fuarcılık değil miyiz Aykut Bey? Efendim? Biz fuarcılık değil miyiz artık Türkiye olarak? Fuarcılıkta iyiyiz. Öyle evet. Mi? Ve yani ilerliyoruz. Her geçen gün de ilerliyoruz, büyüyoruz. Yani? Evet. Yani bu fuarcılık gerçekten Türkiye için çok güzel gözde bir sektör. Ticaretin de göz bebeği Ortadoğu, aynı zamanda. Ortadoğu'dan bir sürü adamlar geliyor mesela. Buradan temsilcilikler falan alıyorlar o fuarlarda. Evet. Yani onların da mesela uyduruyorum ben Berlin fuarını, Frankfurt fuarı pardon. Berlin değil de Frankfurt fuarı çok önemli bir fuar galiba. Evet. Bir de Rotterdam evet. Fuarı var. Londra'da çok çok var. Büyük onlar. Çok büyük fuar alanları. Ben gitmiştim birkaç tane fuara yurt dışında da. Adamlar 1000 tane stand var yani gez gez bitmez, gez gez bitmez, dev dev yerler. Evet. Burada da öyle yerler mesela CNR dışında, TÜYAP dışında var mı? Çok büyük yerler mesela. Yani Türkiye, hani İstanbul'da TÜYAP var, CNR fuarcılık var, İFM İstanbul Fuar Merkezi var. O nerede? Lütfen. İFM nerede? Yeşilköy havaalanında. Havaalanının oradaki, o da çok büyük. Evet. Onu da gezdim, da, birkaç kez gezdim. O da şey büyük. Peki CNR? CNR'da aynı şekilde. O da Yeşilköy'de. TÜYAP zaten Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde. Evet, TÜYAP Bunların Fuar Merkezi. TÜYAP. TÜYAP Fuar Merkezi. TÜYAP. En büyük TÜYAP yani. Evet. Peki bu fuarlara mesela sizin görmüş olduğunuz hayatınızdaki en büyük fuar neresiydi? En dünyanın en popüler fuarı. Hong Kong mu? Aslında şöyle söyleyeyim ben Çin diyebilirim. Orada gerçekten Guangzhou'dayım. Yani ben araştırmıştım. Guangzhou'da Guangzhou'da yapılan bir fuarda katılımcı sayısı 6000 ulaşmış. 6000 tane ortalama 30 metrekare olsa yani gezmekle bitiremezsiniz. Bitmiyor abi, yani. O kadar büyük bir alan ve kat kat üst üste çok bitmiyor. Önemli. Evet. Bir günde bitirmek imkansız. Yok. Yani bir fuar atıyorum bir haftaysa bir adam da onu bir haftada geziyor. Evet. Yani kesinlikle. Ani kararları bile vermemesi yine lazım. De bitiremeyebilir yani o fuarı. Yine de bitiremeyebilir o fuarı gezmekten. Gerçekten peki, büyük. Bu fuarlarda bütün yalnız insanlar şey mi yapıyor? Yani işte ürünlerin çıktığı franchise'lerin vesaire derdinde mi? Yoksa ben bu fuara da katıldım, katılmam lazım psikolojisinde mi? Aslında yani bazı firmalarla görüşüyorum. Firma ben buraya prestij olsun diye katılıyorum diyor. Yani bayilik derdinde değil. Evet yani sadece ben burada olayım, beni görsünler, ismimi görsünler. O düşünceyle geliyor. Bazı firmalar tabii ürünlerini satmak için özellikle isteyip de geliyor. Yani herkesin şeyi farklı. Hani birebir müşterilerle temas kurmak isteyenler var. Müşterilerim gelsin, onlarla tanışayım, kaynaşayım. Organizasyon, şov yapmak isteyenler oluyor. Standlarında büyük bir alan yapıp. Evet. Aynı şekilde. Peki kesenin ağzını açıyorlar mı bu fuarlar mesela? Fuar tabii. Zamanları mesela celebrity'ler kullanıyorlar, influencer'lar kullanıyorlar, çok popüler isimleri getiriyorlar. Eskiden evet. Mesela böyleydi. Ben organizasyon yapmış olduğum yıllarda fuarlara da çok katılıyordum. Yani onlara organizasyon veriyordum fuar hizmetinde. Şimdi çok celebrity gene katılıyor mu? Yapılıyor, yine yapılıyor. Yani büyük bir alan alıp içinde kendi organizasyonunu düzenleyenler oluyor. Hani ufak çaplı konser gibi
organizasyonlar yapmak isteyenler oluyor. Valizim, bazen ben, bir keresinde benden mesela kemancı istemişlerdi. Standın içinde keman ben çaldı. Çok manyaklıklar yaptım ama fuarlarda. Ben fuarın içinde defileler yaptım. Hem de defileler oluyor. En önemli 40 tane mankenini aynı anda çıkardım falan. Evet. Yani önemli markalara mesela hizmet verdim. Deri fuarlarında çok oluyor dediğiniz şey. Deri Seyhan fuarlarında, evet. Tekstil fuarlarında tekstil. Olsun. Mesela pasta fuarları da bu un mamullerine ilgili fuarlar da artık çok çılgın şeyler yapıyorlar yani. Unculukta da fena değiliz artık. Evet. Çok ilerliyoruz. Peki sizin müşteri portföyünüzün içerisinde en fazla müşteriniz hangi skaladan? Ben plastik sektörüne, makine sektörünü de branş hitap olarak ediyorum. Değil, skala olarak söyledim. Yani orta segment mi, o üst dev firmalar mı, hangileri mesela? Ben orta segment ortaya üzerinde. Ortaya hitap ediyorsun. Evet. Peki en çok branş olarak neye hizmet veriyorsunuz? Plastik sektörü, ondan sonra makine sektörü. Zaten bunlar hep benim ilgimi çeken. Biraz sanayiye yönelik işler. Ya benim aslında sektöre... Yani şöyle söyleyeyim, hangi fuar varsa ben o sektöre hitap ediyorum. Benim için hiç önemli değil. Hani şu sektöre, bu sektör falan diye bir ayrım yapmıyorum kesinlikle. Hangi fuarda bakıyorum takvime, o takvimde hangisi varsa onlarla görüşmeye, iletişime yani geçip... İlginç, çok ilginç böyle bir tanesi de bana benden bunu istedi dediğiniz bir şey oluyor mu? Mesela yani, makine fuarı, stand yaptınız, çok ilginç bir tasarım istiyorum, orayı bir hurdalık istiyorum... Hurdalığın içerisinde makinalarımı sergilemek istiyorum falan. Sallıyorum ben şimdi. Böyle şeyler isteyenler var mı? Görsel ben, şölen haline getirmek isteyenler. Benden birisi şey istemişti. Tünel yap bana demişti. Tünel yapabilir misin demişti. Biz de uğraştık, yapmaya çalıştık ama sonradan vazgeçmişti katılımcı firmada. Bayağı bir böyle bir eski tarzda tünel yapıp İçinde de gezerken farklı şeyleri sergilemek istiyordu. Yani sağlı sollu olarak. Metrekaresi neydi bunun? Metrekaresi 80 metrekareydi. Yapılabilir. 10 çarpı 80'di. İçeriden dedi dolaşsın dedi. Müşterim buradan girsin dedi. Diğer taraftan dolaşırken bütün ürünlerimi görsün. Tabii o tünelin için ışıklandırması falan da o şekilde ona göre istemişti. Ondan sonra dönsün çıkışta da oradan çıkıp o şekilde bir stand istemişti benden. Talep etmişti. Biz yaptık, uğraştık. Sunumumuzu falan da gerçekleştirdik ama sonradan da vazgeçmişti. Şey var, mesela atıyorum, diyelim ki uyduruyorum. M harfli bir makineyle ilgili mi? Ben olsam böyle bir koridor gibi yapar, burada toplar, bu taraftan da çıkış olarak yapardım ben. Çok kolay benim için. Evet. Ben bir haftada bitiririm öyle bir şeyi. Ben çok iyi anlarım ha. Evet, yapılabilir. Yani çok çılgın bir şey yapabilirim ben. Böyle ilginç, büyük böyle firmalar gelirse çalışırım sizi. Çok yani, kreatif biriyimdir. Acayip ilginç şeyler yapabilirim. Ne güzel, çok güzel. İçerisinde mesela o tünelin içerisinde bir de sanki böyle öyle bir avantgard bir hale getiririz ki onu. Adam böyle girdiğinde bir hoşluk içer. 80 metrekare aslında güzel değerlendirilirse çok hoş olabilir. 2-3 kişinin yan yana işte yerlerde de sacın üzerinde yürümeli filan, o hava filan yeri çok güzel aslında, evet. Çok uçuk tipler denk düşüyor yani size de. Bizim ya. İşimiz aslında tamamen işte yaratıcılık ya. Yani hayal kurup onu gerçeğe çevirmek. Müşteriyle beraber oturup konuşup hani o bizden ne istiyor? Biz ona göre onun istediklerini düşünerek ona göre bir tasarımlar kadar yaparak. Kaç stand yapmışsınızdır? Çok, hiç saymadım, çok yaptım. Bin yani ben 5 senedir sektörün içindeyim. Bin yani. Bin tane var mıdır? Bin yok. 500. Aşağı yukarı ben herhalde bir 150-200 stand yapmışım da yani 5 sene içinde. Yani kendim için, evet. Kendiniz için. 5 senedir hizmet veriyorum sektöre. 150 yıla böldüğünüzde 30 stand edin. Bir de şu var, zaten bizim son 2 senemiz pandemi yüzünden durduğu için fuarlar hep pandemi iptal olduğu için. Pandemi geldik madem konu. Pandemi etkiledi mi fuarları? Etkiledi. Pandemi ne kadar etkiledi? Fuarlar ertelendi. Düzenlenmedi maalesef. Yani iki tur yaptı galiba değil mi? Pandemi evet. Bir kere mi? Bir yıl mı ertelendi? İki yıl mı sirayet etti? Aşağı yukarı bir iki yıl etkiledi bizi. Etkiledi. Etkiledi. Peki şimdi açıldı mı? Şu an açıldı. Şu an çok güzel, çok memnunuz. Ama daha da ilerleyecek yavaş yavaş iyicene. Ertelenmiş fuarlar şu an düzenlendi. Yeni fuarlar düzenlendi. Çok hareketli.
fuar dönemi şu an. Ve çok memnun edici düzeyde. Peki çok mutluyuz. Fuarın içerisinde bu pandemiyle ilgili hani o dolaşırken vesaire insanlar tedirgin mi? Yani, atlattı mı o psikoloji yoksa? Yani maskeyle dolaşanlar geliyorlar, fuarlara geliyorlar. Katılımcı da, ziyaretçi de aynı şekilde ve daha da kalabalık olduğunu görüyorum. Bu i̇nsanlar daha da çok beni memnun çünkü, ediyor. Değil mi? Özledi evet. İnsanlar. Özlüyor, gerçekten de özlüyor. Yani fuarlar gerçekten eğlenceli bir sektör. Hani iş olarak düşünmeyip de gezmek olarak hani bana çok geliyor. Bana haber verin de geleyim, gezeyim falan. Gerçekten herkes yani çünkü içinde ayrı bir organizasyonlar oluyor, şovlar düzenleniyor. İnsanların ilgisini de çekiyor. Peki bu fuarlardan katılan firmalar devletten destek alıyor mu? Tabii alıyorlar. KOBİ düzeyindekiler de alıyor mu? Alıyor, hepsi alıyor. Katılımcılar alabiliyor. Yurt dışında mesela fuar düzenlemiş olsa devlet ne kadarını, yüzde kaçını falan gibi karşılıyor bunun? Tam o oranlar konusunda bir şey diyemeyebilirim ama herhalde yarısını karşılıyor. Yarısını karşılıyor devlet. Öyle tahmin ediyorum. Peki bu Türkiye içerisinde yapılan fuarların da mevcut olan kiralama sisteminde onlarda da destek veriyor mu devlet? Evet, KOBİ'leri? Evet, veriyor. O zaman yani önünü açsın diye, ticaretle ilgili hacimlerini yükselsin diye devlet desteği var yani. Var, evet. Peki bu vergilendirme sisteminde düşülüyor mu mesela? Tamam, %100'ü düşülüyor mesela, %50'sini devletten aldı da %50'si de vergiden de düşüyorlar mı? Onu biliyor musunuz? Yani düşüyordur. Peki fuarcılığa devletin katkısı başka ne şekilde oluyor? Mesela devlet kendisine dev bir yer yapsa, mesela Guangzhou'daki gibi, yani Çin'deki gibi öyle bir şey yapmış olsa, dev bir, öyle müthiş dev bir yer kurmuş olsa, mesela şu anda Türk Hava Yolları'nın olmuş olduğu yere dev bir fuar, yani TÜYAP'ın 10 mislisi büyük bir şey yapılsa, evet. Bu ülkemize de çok büyük katkı sağlayacak. Katkı sağlar, bir... evet. Peki. İhtiyaç var. Nerelerden, hangi ülkelerden genelde katılıyorlar? Her yerden, bütün ülkelerden geliyorlar. Bütün ülkelerden gelebiliyorlar, katılıyorlar. Bayilik almak için ne, hangi ülkelerden çok talep var? Avrupa'dan da bol bol geliyorlar mı, bizden alıyorlar mı tabii, artık? Tabii. Ben de çok meraklıyım değil mi? Çok soru soruyorum galiba. Ya, peki bir stand 100 metrekare, bir stand ortalama kaç paraya mal oluyor? Yani şöyle söyleyeyim bize, 10 lirayla 100 lira arasındadır ama ortalaması nedir bir standın? Şimdi, o hani çelik konstrüksiyonu. Aslında şu aşamada benim öyle bir şey söylemem yanlış şey olur ama hani mesela çünkü dediğim gibi 3 tip stand var. Bir tanesi Octonorm Maxima, ahşap stand. Hani Octonorm standlar biraz daha maliyetleri düşük oluyor. Ahşap standlar en üst segmentteki standlar oluyor. Maksimalarda orta segmentteki standlar. Buna göre tabii maliyetler tamamıyla değişiyor. Ahşap stand çok yüksek maliyetleri çıkabiliyor, yeri geliyor. Ortalama mesela nedir yani? Mesela en son ben şu anda bir firmaya sözleşme imzaladım. 150 bin liraya mal oldu bir şey stand. Bunun da metrekaresi 55 metrekareydi. Yani yine iyi bir rakam. Çünkü adam orada iki tane bayilik verse, iki tane şube verse veya atıyorum... Orada almış olduğu siparişle toplasan atıyorum yeri de tutmuş olsa vesaire 500 bin lira. O eğer önemli bir makina parkuruysa bir cihazdan bile çıkarabilirler onu. Evet, bir satış bir döngü, yaparsa. Yani. Döngü kurulabilir. Çıkarılabilir. Peki evet. Bu fuarlarla ilgili mesela hayalimde şöyle bir şey var benim. Hani ben şu fuara katılsam veyahut da şuralarda çalışmış olsam diye bu pandemi süresince böyle düşündüğünüz, mevcut ekibinizde tutmaya çalıştınız filan, biriktirdikleriniz olmuştur ya şunları şunları yapayım diye. İleriye yönelik neler yapmayı planladınız? Aslında ben ileriye yönelik tabii kendi işimi yine aynı şekilde geliştirmeyi düşünüyorum. Ona göre daha büyük bir firma haline gelmeyi düşünüyorum. Yani var aklımda bazı planlar şu an. Bunun aynı zamanda ihracat konusunda da bir atılım yapmak istiyorum. Bazı ürünleri dünya pazarlarına göndermek istiyorum. Böyle bir hedefim var önümüzdeki yıllarda. 2023 gibi düşünüyorum bunu. Bunun hazırlıkları içerisindeyim. Bunları da hepsini tek bir yerden idare etmeye çalışacağım. Peki, seyyar fuar var mı? Seyyar fuar? Yani mesela fuar yerleri, seyyar hiç yapılıyor mu?
Yok öyle hani... Mesela uyduruyorum bu dediğimi. Ben biraz hayalperest biriyim. Öyle bakalım olaya. Mesela Adana'ya gittiniz. Adana'da 250 tane firma. Bir hafta oradan sonra Adıyaman'a geçtiniz. Oradan Afyon'a geçtiniz. Oradan Ankara'ya geçtiniz falan. Böyle fuarlar var mı Türkiye'de? Seyyar yani, fuar. Yani o şekilde duymadım. Hani. Olsa tutar mı? Tutabilir. Benim bir tane Şehri Şahane diye bir projem var. Patentli. Hı hı. İyi de bir çalışma içerisinde olduk. Çok geniş kapsamlı. Bununla ilgili ben böyle şehir 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 dolaşılan ve mevcut olan işte bir yıl içerisinde 54 tane haftada 54 ayrı şehirde bir döngü yaratılacak bir fuarda ses getirebilir mi? Yararı olur mu ülkemize? Katma değer katar mı? Getirebilir tabii. Uygun olur yani karşılığı olabilir değil mi bunların? Evet. Bunların bir konuşulması da gerekiyor tabii onu bir... Peki personel sayınız kaç? Benim şu an 4 kişiyiz ama tabii kurulumlar başladığı zaman onlar artıyor. 15-27'de çıkabiliyor. Tabii, tabii. O tamamen kaç tane stand varsa ona göre dediğim gibi önceden planlaması yapılarak... Önceden planlama dediğimiz grafik çalışmasını mı önce 3 boyutlu mu yapıyorsunuz? Tabii mesela 3D, ben... 3D mi hazırlıyorsunuz? Tabii önce? Müşteri benden stand talebinde bulunuyor. Benim alanım bu kadar, ölçülerim alanın ölçüleri budur. Hayal kur ondan diyor sonra sana. Ben başlıyorum standı tasarlıyorum. Sana hayal kur diyor, sen de hayal kurmaya başlıyorsun. Yani müşteri için düşünerek başlanılan bir yola çıkıyorsun. Evet, bilgisayardan tasarımları, çizim programından tasarımlarını yaptın. Oluşturuyorum. Geldin bana, ben müşteriyim. Ondan sonra ben size... Ben sırasını beğenmedim. Hemen revizyon yaparım, hemen değiştiririm orada bilgisayar üzerinden. Zaten tasarımları, sunumlarımı size sunduktan sonra sizin beğenmediğiniz, değiştirmek istediğiniz her şeyi, revizyonları, her şeyi hazırlarız. Ondan sonra... Atıyorum şurasından oturma yerini şurası yapalım. Şu olur mu, bu olur mu? Ortak odayı böyle. Şöyle yapalım, odayı şuraya koyalım. İşte ürünlerim şurada sergilensin. Ondan sonra ön tarafta bir tane bankom olsun, orada hostesim, karşılama hostesim olsun. Hoş geldin. Ondan sonra bir tane toplantı odam olsun. Toplantı odamda cam bölmelerim olsun. One Vision'la destekleyin. Bunun gibi talepler sonsuz tabii. İstekler sonsuz. Müşteri ne istiyorsa ona göre ona biz isteklerini yerine peki, getirmeye çalışıyoruz. Peki müşteri bunların hepsini de mutabaka sağladınız. Hı hı. Hemen imalata giriyorsunuz. Evet. Bunların süresi çok kısa oluyor. Nasıl? Paniklemiyor musunuz? Ya? Şimdi benim için yani şöyle... Mesela adam bir ay kala... başvuruyor ya. Evet. Bazı firmalar, deneyimli firmalar 3 ay önceden de başlıyor, 4 evet, ay önceden. Benim için de en ideali 3 ay öncesindendir her zaman. Çünkü ama ben 15 gün kala işte bekleyenler var fuarlarda hani gizlice böyle hani artık fiyatlar düşüyor ya. Evet. Yer mesela fuar boş geçmesin diye tanıdıklara falan böyle yerler veriliyor. Yok öyle yer fiyatlarda düşme. Sizin fuar standçılar için değil. Mesela TÜYAP'ta bu oluyor, CNR'da oluyor ve ben biliyorum yani bunu. Mesela mevcut olan yerlerde ilgili son dakikada mesela veyahut da adam ortak birini arıyor. İkimiz girelim diyor fuara diyor bak bir yer var diyor. Evet, bekliyorlar ortak yani. Girenler oluyor. Şimdi bir ay kala veyahut da 15 gün kala olduğunda paniklemiyor musunuz Allah aşkına? Ben gerçekten çok panikliyorum çünkü benim için her zaman sorumluluğum o standı yapıp da bitirmek vardır. Yani... Böyle son 10 gün kala ben işe başlarsam bu sefer ben de acaba hani yetiştiremeyecekmişim gibi bir hisse kapılıyorum. Adam reklamasyonu da keser, sıkıntı yaşıyor. Yani hani reklamlarını istiyorum müşteri çünkü bunun baştan çizilmesi var. Bu ayrı bir iki gün istiyor. Ondan sonra bunun planlaması var, elemanların şeyi var, hazırlanması var, planlanması malzeme tedarik etmesi var. Malzemenin tedariği var. Onun montajı çünkü o kadar var. Çok kalem var o ki o aparatların bir, yerlerini demonte olacaksa şeyi var, kurulma aşaması var. Önce kendiniz de kuruyorsunuzdur, alıştırmaları vardır vesaireleri. Evet. Bunlar yani minimum 15-20 gün içerisinde. Şimdi bütün ekibi 15-20 gün içerisinde her fuarda bir tane yaparsa o zaman sizin de iflas bayrağını çekmeniz evet. lazım. Yani sizin ayda 3 tane, 4 tane minimum fuar standı hazırlamanız lazım ki mevcut olan ekibiniz de muhafaza edesiniz. Kesinlikle. Onun için fuar katılımcıları 3 ay kala karar vermeli. Değil mi? Katılıyorum. Doğru. Kesinlikle. Doğru katılıyorum. Süreçler evet. Bu. Yani hem sizden daha iyi bir fiyat alabilir. Evet. 3 ay kala olsa sizde. Kesinlikle çünkü öyle. Ürünün daha ucuz malzemesini bulmaya çalışacaksınız.
İşte o alıştırmaları daha fazla yapmış olacaksınız. Daha hızlı orada kurmuş olacaksınız. Tüm bunların hepsi süreç. Kesinlikle. Ama işte bazen mesela katılımcı firma dediğiniz gibi hani son 5 gün kala gelip yer alıyor. Onda da işte yapılabilecek bir şey yok. Yani o bana hazır bir şeyler zaman bulacaksınız. Onlara minik Elinden detaylı geldiği en pratik, en hızlı bir şekilde müşteriye nasıl hizmet edebilirim, nasıl bir stand hazırlayabilirim hemen onu düşünüp ondan sonra onu da yapabiliyorum ama sorun yok yani onu da yaparım ama işte mesela dediğiniz gibi ben 3 ay öncesinden baba hazırlandığım zaman mi? Yok ben kendim baba mesleği yani kendim başladım. Benim son yani 15 yıldır fuarcılık sektöründeyim. Son 5 yıldır kendi işimi açtım. Kendi işime hizmet veriyorum. Onun öncesinde 10 yıl kadar ben TÜYAP Fuarcılık'ta çalıştım. TÜYAP Fuar Merkezi'nde çalıştım. Aktif görevde miydiniz? Evet, orada fuar organizasyonları düzenliyorduk. Teknik bölümündeydim. Teknik kısmındaydım. İşi bilen adamsınız zaten. Orada bir tane kimdi patronun? Bir hanımefendiydi. Bülent Ünal patronu. Siyanar'ın mı sahibi bir hanımdı? Kızı Zeynep Ünal. Evet, Siyanar'ın sahibi. Neydi ismi? Ceyda Hanım. Aa, Ceyda Hanım. Evet. Ceyda Hanım aynı zamanda da bir ekonomi televizyonunda patronçesiydi. Ben severim çalışkanlarını, çok başarılı görürüm Ceyda Hanım'ı. Evet. Öbürü de Zeynep'ti değil mi? Zeynep Hanım. Evet, Bülent Ünal sahibi, kızı da Zeynep. Kızı Zeynep Hanım. Zeynep Hanım da aktif. Evet, aktif. Hanımlar çok daha becerikli oluyor, beyler. Evet, vallahi ben öyle yani emin ediyorum. Hele fuarcılıkta var ya hanımlar çok daha becerikli oluyor. Ya aslında fuarcılık değil, bayanlar birçok konuda çok becerikli ama onların bakış açıları falan çok şey yani değişik yani güzel. Peki, yüreğinize sağlık. Size var mı kafanızda bir çok şey? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir şey sormadım ederim bana ama dediğim bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün birlikte bir fuarda İnşallah çalışırız. İnşallah, çok memnun Şu olurum. Şu altta da numaralar var ya, bakın inanılmaz kreatif bir hatunum ben. Ve çok çok ilginç böyle tasarımlar yapabiliyorum. Beyefendiyle beraber, beyefendiyi ararken Seyhan Soylu'nun da imzası olsun derseniz beyefendiden de ulaşın bana. Fuar işine de giriyorum. Hoşçakalın efendim. Girmediğimiz bir orası kalmıştı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Seyhan. Sevgili Aykut Levent Yavuz Bey. Düşünüyorsanız evet, iletişim numaranızı yapalım. Yani, iletişim numaralarım. Tamam. Peki. Alacakta kalın. Hoşçakalın efendim.